Merhaba arkadaşlar. Uzun zaman oldu biliyorum. Vakit bulamıyorum gerçekten yani o kadar bir koşturmalı bir dönemdeyim ki kanala bir türlü video çekemedim. Aklımda aslında birkaç tane video da vardı ama yani bir şekilde hep bir şeyler çıktı, hep bir işim oldu ve ertelemek zorunda kaldım. Sonunda bugün Eylül ayında neler okudum onları sizlere göstereceğim. Biraz yorumlayacağım. Hani güzel kitaplar okudum aslında. Birkaç tanesi gerçekten beni etkileyen kitaplardı. Severek okudum. Neyse çok uzun olacak gibi bu video. Onun için hemen geçiyorum kitaplara. Öncelikle kısa olan bu kitabımızdan bahsetmek istiyorum. Sürücü Koltuğu, Marielle Spark'ın kitabı şu şekilde. Bu kitabımız Liz adlı karakterimizin bir günlük böyle yolculuğunu bize anlatmakta. İşinde bunaldığı için hani artık çevresinden ve kendisini düşündüğü için bir tatile çıkıyor. Ve o kadar değişik bir karakter ki böyle hem iç dünyasında bir yolculuğa çıkıyoruz. Hem de çevresiyle olan hani konuşmalar, sohbetler, tanıştığı kişiler bir yolculukta. Kitabın bir diğer özelliği ise en başından sonunu biliyoruz. Ve sonunda neler yaşadığını bildiğimiz için hani o aşamaya nasıl geldi? Onu böyle okuyarak devam ediyoruz. Benim için aslında yeni bir şeydi. Hiç sevmem hani kitabın sonunu bilmek. Hani karakterin başına geleceğini bilmek. Ama bu kitap gerçekten kendini okutturdu. Birkaç tane böyle yorumlara baktığımda sadece çevresinden hoşlanmadıklarını söylediler. Ama konusu olarak güzeldi. Belki bir tık daha biraz derine inebilirdi. Karakterimizi biraz daha irdeleyebilirdik. Sadece bir süreçte değildi. Hani daha bir uzun bir hikaye olabilirdi. Ben şahsen sevdim. Güzeldi. Yani sizlere de farklı bir böyle hikaye türü isterseniz beğeneceğinizi düşünüyorum. Bir diğer hikayem, kitabım ise Güzide Sabri'nin Ölmüş Bir Kadının Evrakı Metrukesi. Şöyle yani anıları anı defteri diyebiliriz. Hikayemiz yani çok çok güzeldi. Yani kitabımızın dili şahaneydi. 1970'lerde galiba Hülya Koçyiğit ile Kartal Tibet miydi? Tam hatırlamıyorum. Araştırdım ama yani uzun zaman oldu. Eylül ayında bakmıştım kim olduklarını şu an. Edusum'du galiba ya. İkisinin oynadığı yine bu kitaptan uyarlandığını hafif böyle bir hızlı bir şekilde ben filmine biraz baktım. Bazı yerleri tabii değiştirilmiş, kesilmiş galiba. Ama yani kitabın dili çok güzeldi. Aşkı anlatması, o kadının yaşadığı acı durum. Belki dönemi için ters durum olabilir ama hani burada aslında bir yasak aşktan bahsediliyor. Kadının kendini feda etmesi. Hani aslında Yeşilçam vari tam böyle bir hikayeydi ama ben diline bayıldım, ne yalan söyleyeyim. Hani böyle cümleler, kelimeler harikaydı. Severek okudum. Şu an ikinci kitabı var, Nedret. Onu da okuyacağım. Yazarımız yazmaya bayılıyor. Hani akşam olduğunda, her şey bittikten sonra sabahlara kadar yazıyormuş. O dönemde bulunduğu çevredeki kadınlara muhakkak yazmasını, kitap okumasını. Yani bunlar için çabalamış, çevresindeki kadınları buna özendirmeye çalışmış. Ben çok çok takdir ettim ve çok güzel bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani ben severek okudum gerçekten, sizlere de tavsiye ederim. Konu bilindik konu, hani böyle eski Yeşilçam konuları gibi. Ama 1920'lerde galiba yazılıyor kitap. 20 ya da 1900'ün başlarına, tam 18 mi 20 mi civarları. Yani ben çok beğenerek okudum, severek okudum. Sizlere de tavsiye ederim. Bir diğer kitabım Ruhu Mücerret adlı kitabımız. Şöyle Murat Menteş'in kitabı. Şimdi yani kitap çok enteresan, güldürüyor, düşündürüyor. Böyle bir sohbet havasında yani severek okuyorsunuz ama böyle çok hızlı da gitmiyor. Yani yavaş yavaş böyle sindire sindire de gidiyor. Vermek istediği mesajlar var. Çok çok güzel, hani açık açık eleştiriyor da, hani böyle kapalı da değil, direkt pat diye söylüyor, gösteriyor kendini yani. Yani kitap ben severek okudum. İlk defa bu yazarımızdan okudum ve ben beğendim. Yeni galiba bir kitap çıkaracak, daha çıkmamış. Bayağıdır yazıyormuş. Onu alıp okuyacağım çıkarsa. Bu sadece bu kitabı okurken böyle iyi zamanıma denk gelmedi. Hani böyle daha sindirerek okuyamadım.
Ama yeni kitabını inşallah daha güzel bir süreçte okumayı düşünüyorum. Şimdi bu kitabımızın konusuna gelirsek, Ruhu adlı bir gazimiz var. 100 yaşında, devirmiş durumda. Uzun yaşamdan çok şikayetçi, hiçbir şekilde memnun değil, artık ölmeyi bekliyor. Yani bu gazi olduğu için hani kendine has bir durum, böyle her şehrin kurtuluş dönemlerine, o törenlerine katılıyor ve Türkiye'de, yani ülkesinde ünlü biri, hani her kurtuluş sahnesine katılarak, her kurtuluş törenlerine katılarak, medyalara çıkarak bir göz önünde bir olan bir gazi ve göz önünde olduğu için bazı kişilerin odak noktası oluyor. Bazı absürt durumlar içine düşüyor. Böyle bir hayalle gerçeklik arasında giden bir kitap. Böyle bir alt metinde hani farklı şeyler de dönüyor. Hani her şey daha bir normalmiş gibi görünüyor ama sadece hikayeler arasında biraz kesintilik vardı. Bir anda başka konuya geçiyorduk. Farklı karaktere geçiyorduk. Karakterler ağzından devam ediyorduk çoğu yerde. Farklı farklı karakterler vardı birçok. Yani konumuz böyle karmaşık bir şekilde ama dili çok güzel. Yani böyle okutturuyor. Dediğim gibi hem gülümsetiyor, hem düşündürüyor, hem eleştiriyor. Yani böyle bir, yani direkt nokta atışları yapıyor. Ben severek okudum. Yani güzeldi. Dediğim gibi diğer kitaplarını da muhakkak okuyacağım. Bir diğer kitabım ise Parfümün Dansı, Tom Robbins'in kitabı. Şimdi bu kitabımız aslında büyülü gerçeklik tarzı bir kitap. Ve öncelikle ağır, sindire sindire okunması gerekiyor. Hani pat diye bir anda böyle okuyamazsınız. Yazarımızın biraz uzun uzun bir betimlemeleri var. Arada sıkılmanıza sebep oluyor bazen ama çok çok iyi oluyor. Çünkü o kadar güzel betimlemeler yapıyor ki bazen o ortamda olabiliyorsunuz. Şimdi kitabımız dediğim gibi ağırdı. Konusu şöyle. Kral Alobar adlı bir karakterimiz bulunmakta. Kendi topluluğuyla biraz ters düştükten sonra ölümsüzlüğü aramak için yollara düşüyor. Aslında bir ölümsüzlüğü arama yolculuğu diyebiliriz. Bu yolculukta başına bir işler geliyor, yeni karakterler giriyor, onunla tanışması, onlarla konuşması. Bir taraftan da mitolojik ögelerimiz var. Tanrı Pan ile tanışıyor, yarı keçi, yarı insan kılığında. Genelde cinselliği, zevki, özgürlüğü, eğlenceyi, dansı hedef alan bir tanrı türü bu, temsil etmekte. O da kendi döneminde, hani o kendi yaşadığı dönemde İsa'nın ortaya çıkmasıyla artık kendi etkisini yitirmeye başlamaktadır. Bu arada da biraz yine eleştiriler var, biliyorsunuz. Baya yani alttan alttan da bir sürü eleştiriler bulunmakta. O ara işte onunla tanıştıktan sonra yeni hayatı bir şekilde değişiyor. Bu değişiklikten sonra Kral Arabor'un hayatına yeni birileri geliyor ve yüzyıllarca yaşamaya başlıyor. Bu yüzyıllar yaşamında artık uzun yaşamı sorgulamaya başlıyor. Hani uzun yaşamın bizlere ne faydası var, ya da kendisi neler gördü, diğer karakterler arasındaki ilişkiler ya da en sondaki o sohbetleri gerçekten çok iyiydi diğer karakteriyle. Diğer bir konumuzda bir de bir geçmiş dönemde, böyle Kral Alabör döneminde yaşıyoruz. Bir de şimdiki zamanın koku üzerine kurdukları şirketler bulunmakta. Yani kitabın genel olarak koku üzerinde dönmesi buradan başlıyor. Bu şirketlerdeki karakterlerin birbirleriyle olan ilişkileri de devreye giriyor. Yani koku, yani o kadar çok ayrıntılı bahsediliyor ki hani düşüncelerde, yaşamımızda etkisini bize bildiğiniz hissettiriyor. Yani ağır bir kitaptı, güzeldi, vermek istediği mesajlar iyiydi. Sadece okursanız böyle hazır olmanızı tavsiye ederim. Bir, sakin bir kafayla sindire sindire okuyun. Hani dili, dediğim gibi, bazı yerler betimlemeler sizi sıkabilir ama devam ettikçe sarıyor diyebilirim. Hani günlük 50-100 sayfa okuyarak halledebilirsiniz. Eloy'un iki tane de böyle destan okumuştum. Bir tanesi Babil Yaratılış Destanı. Burada genel olarak tanrıların Matruk'tan bahsediliyor. Adaletten, özgürlükten, hani kitap aslında yaşam, halkın yaşayış şeklinden, yönetimden bahsediliyor. Kısa zaten böyle şiirsel tarzda sırayla böyle şekilde diyelim, sayılandırılmış şekilde hani tanrı arasındaki konuşmalara şahit oluyoruz.
güzeldi. Hani vermek istediği bilgiler aslında basit oluyor genelde destanlarımız, biliyorsunuz ilk yazılı belgeler içinde oldukları için. Hani genel olarak böyle basit düzeyde anlatılmış, hikayelendirilmiş tarzda diyebiliriz. O bulundukları dönemden bilgiler veriyorlar. Burada da ise dediğim gibi hani Matruk konusunda biraz bilgi var. O dönemin yaşayışı ile ilgili. Bir de bu kitabımız Babil'de derslerde yani insanlara okutuluyormuş yani üniversitelerinde filan. Yani önemli olarak görüyorlarmış kendileri. Bir diğer kitabımız Zincire Vurulmuş Prometheus kitabı. Bu kitabımız ise Tanrı arasındaki biraz atışmadan, birbirleri anlaşmazlıklarından bahsediyor. Yazarımız daha çok şeyden bahsetmiş bizlere. Hukuk, adalet, özgürlük, hani eşitlik konuları daha ağır basmış. Burada Prometheus'un tanrılara sırt çevirmesi ve insanlığı tutmaya çalışması, insan olmanın nasıl olması gerektiği, insanlığın nasıl yaşaması gerektiği, insanlığın nasıl iyi olması gerektiği, yani iyiliğe karşılık iyiliğin yapılması gerektiği ama nasıl insanların iş yüzünü gördüğü Prometheus'un. Yani güzel, kısacık gene dediğim gibi destansı bir hikayeydi. Hikaye şeklinde anlatılmıştı. Evet. Vişne Bahçesi kitabımız oyundu. Drama, hani güzeldi. Dönemini yansıtan böyle bir kitaptı diyebiliriz. Şöyle yine zenginlerin böyle üst kısmın aşağı düşmeye başladığı dönemler. Kendi aralarında yaşadıkları sorunlar, hani miras, para olaylarının yaşandığı bir hikaye diyebiliriz. Böyle kısa, kafanızı dağıtacak, dili güzeldi, hani kendini okutturdu. Sadece biraz Anton Çehov'un biraz biliyorsunuz böyle bir hani oyun bile olsa bir kendini hissettiriyor. Böyle bir arada kesik kesik bir durumlar yaşatıyor insana. Yani cümleler çok anlaşılır değildi ve şey vardı. Çok fazla karakter vardı. Evet, şimdi hatırladım. Yani böyle o şeyi kuramıyorduk oyunda. Bir çok fazla karakter olması sıkıntıydı. Bu kitabımızda böyle. Evet, bir diğer kitabımız Gündüz Vassaf'ın Cehenneme Övgü. Eylül ayında severek okuduğum kitaplardan biri. Şu an Cennetin Dibi adlı ikinci kitabını okuyorum. Yani gerçekten çok güzel, hani böyle deneme tarzında kısa kısa yazılarını bir araya getirmiş galiba bu kitabımız. Diğer ikincisi de öyleydi. Gündüz Vassaf'tan ilk defa kitap okudum. Gerçekten çok severek okudum. Genelde sohbet havasında 20 bölümden oluşmakta. Yani böyle dünyaya bakış açınızı değiştirecek bir kitaplardan biri diyebilirim. Böyle farkındalık yaratacak size. Böyle insanlığa, yaşama, düzene böyle bir bakacaksınız. Aa, gerçekten böyleymiş diyeceğiniz kitaplardan biri. Öncelikle genel olarak kitabın totalitarizm üzerine kitap daha çok böyle gitmiş. Onun üzerine insanlık, birey, yaşam üzerine konuşmalarımız, önerileri, yanlışları, eleştirileri hepsini böyle irdeleyerek ilerliyoruz yavaş yavaş kitapta. Cehenneme övgü, cennet, cehennem zıtlıklarından bahsediyor. Yanlış, doğru, akıllı, deli arasındaki farkları böyle karşılaştırarak, dünya üzerindeki olaylar üzerinden örnek vererek ilerliyoruz. En güzel yanlardan biri bence şuydu, hani çok güzel bahsettiği. Biri özgür olmadığı, hiçbir şekilde özgür olamadığımız, bizim bir şekilde çevre tarafından ya da yöneticiler tarafından yaşamımız bile, yaşadığımız evlerin düzeni bile onlar sayesinde hani şekilleniyor. Hiçbir şekilde hiçbir şeyde özgür değiliz. Hani mesela seçimlerde hani birini seçiyoruz ya, aslında seçmeye bile biz zorlanıyoruz mantığını düşündüğümüzde. Onda bile özgür değiliz. Yani hiçbir şekilde özgür olmadığımız, özgür bir şekilde yaşamadığımızdan bahsediyor kitabın temeli. Ben çok severek okudum. Yani aslında bahsetmek istediğim belki birçok şey vardı ama not olarak gitmediğim ve uzun zaman geçtiği için üstünden bazı ayrıntıları unuttum. Ama kesinlikle tavsiye ediyorum, muhakkak okuyun. Gelelim bir diğer kitabımıza, Sebastian Fitzek'in 8. Gece adlı kitabı. Bu da yine polisiye, gerilim tarzı bir kitaptı. Şunu söylemek gerekirse Fitzek için bence bir tık düşük bir
kitap olmuş, konu kurgu olmuş. Daha güzel olabilirdi. Belki kurgu iyiydi de hani çok mu basitten almıştı diye düşünüyorum. Şöyle bir şey düşünün. Hani aslında biraz da günümüz için bir eleştiri kitabı diyebiliriz. 12 saatlik bir internet sosyal medya üzerinden bir yarışma başlıyor. Bu yarışmada İki kişi seçiliyor. Bir asıl bir de yedek, hangisini artık olursa. Bu iki kişiyi ilk öldüren kişiye bir miktar para veriliyor. Ve 12 saat mesela akşam 8 saat, 8'de başlayıp sabah 8'de bitiyordu galiba. O saate kadar bu kişilerden herhangi birini öldürürseniz bu para ödülü sizin olacak. Ve kimse sizi yargılamayacak. O gün yani o saatler arası adalet çalışmıyormuş mantığıyla. Yani biraz böyle yine birkaç karakterin üzerinden gidiyoruz böyle sohbetli, hani karşılıklı her iki taraflarında böyle iletişimini görüyoruz. Sonunda bizi birkaç sürpriz bekliyor. Neden o kişiler seçildi, hani neden o iki kişi mantığıyla yürüyoruz ve sonunu görüyoruz. Sonu biraz o yönden iyiydi. Yani o yön biraz şaşırttı diyebilirim. Yine o da olsun artık yani Sebastian Fistek için. Yani korku gerilim başlangıç tarzıysanız böyle, yani çok korkuya gelemiyorsanız, korku da yoktu, gerilim biraz var diyelim. Gerilim için hani hafif bir gerilimle okuyabileceğiniz bir tarz. Ne çok konuştum. Maria Luo'nun Gül Cemiyeti, biliyorsunuz elit, genç elitleri okumuştum diğer ayda. Aslında onu ben size hiç göstermedim galiba, tam hiç hatırlamıyorum. Evet, göstermedim, video çekmedim. Neyse, şimdilik Gül Cemiyeti'nden bahsedelim. Biraz bahsedeceğim. Belki dediğim gibi bunu videosunu çekebilirim 3. kitaptan sonra. Vakit bulursam size çok video çekeceğim de işte vakit bulamıyorum. Bu 2. kitabımız. Aslında ilk kitap anlatmadığım için şu an konuya gireyim mi bilemedim. Neyse, hiç okumadıysanız o zaman şuradan sonra bir kısacık bahsedeceğim. Biraz sarabilirsiniz hiç okumayanlar için. Yani bu okumayanlar bundan sonrasını izlemesin. Şöyle, karakterimiz, bir kız karakterimiz vardı, şu an adını unuttum. O karakterimizin olduğu gruptan dışlandıktan sonra, genç elitler grubundan dışlandıktan sonra kız kardeşini alarak başka bir şehre gidiyor ve kendi grubunu kurmaya çalışıyor. Enzo karakterimiz vardı ilk kitapta, biliyorsunuz yani başına bir işler gelmişti. Bu kitapta biraz hummalı durumdaydı ama yine de bir bakalım durumu ne olacak, çok karışık onun durumu da. Biraz kızımız burada... Kızımız burada hani intikam alacağım diye ortalık karıştırdı, karakter değişti, çirkefleşti, böyle korku salan bir karaktere dönmeye başladı. Bir de değişim bayağı bir 365 derece dönen bir karakter oldu. Yani çok en başından beridir bu kızı sevemedim, ne yalan söyleyeyim. Bakalım diğer kitapta sonuçta neler olacak, neler bitecek. Yani böyle sade bir kitap, hani böyle sizi rahatlatacak tarzda bir kitap diyebiliriz. Okuyup bir iki günde okuyacağınız, kafanızı dinlendireceğiniz bir kitap türü. Yani fantastik tür. Gelelim en sona kaldı. Dün serim. Şöyle kocaman kalan serim. Evet, bu kitap, bunun kesinlikle yorumu gelecek. Yani ayrı olarak, set olarak biliyorsunuz 6 kitap var. Yani yazarımızın yazdığı 6 kitap var. Onu muhakkak videosunu çekeceğim. Bir şekilde hani ne zaman gelir bilmiyorum ama gelecek. Dune'un kitabını çok sevdim. Yani ilk kitap harikaydı. Böyle bir, yani çok güzel bir şekilde ilerledi seri. Hani kesinlikle okutturdu. Böyle 2-3 günde okuyacağınız 700 sayfa ama dili harikaydı. Kurgu da çok güzeldi. Yani tempo hiç düşmüyor bir şekilde. Yeni olaylar oldukça konumuz ilerliyor. Yeni karakterler. Yani ben severek okudum. Ayrıntıya girmeyeceğim. Şimdilik diğer videoda artık ayrıntılı anlatırım size. Karakterlere girmeyeceğim. Yani kurduğu dünya, yani ilk bilim kurgu tarzlardan olduğu için gerçekten yani yazar çok çok güzel kurgu yazmış ve ayarlamış. Kurgusu gerçekten şahaneydi. Şimdilik bu kitap hakkında çok dediğim gibi yorum yapmıyorum. Video uzadıkça uzadı. Evet arkadaşlar, galiba okuduğum kitaplar bunlardı. Uzun süredir video çekmeyince insan bir tuhaf oluyor. Kitaplar çok uzun zaman geçtiği için biraz bazı şeyleri unutmuş olabilirim. Şimdilik böyle yavaş yavaş kendimi alıştırmaya başlayacağım.
yeni yeni güzel videolar çekeceğim sizlere inşallah. Şöyle azıcık bir kitap okudum Eylül ayında. Ekim ayı da çok iyi gitmiyor arkadaşlar. Bakalım ay sonuna kitaplarımı yetiştirebilecek miyim? İnşallah yetişirler. Evet arkadaşlar, merak ettikleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Benim eksik söylediğim ya da farklı yanlış söylediğim olabilir, yani yapabilirim arada. Yorumlarda bahsedebilirsiniz. Sormak istedikleriniz varsa sorabilirsiniz. Farklı bir şey de olursa muhakkak yardımcı olmaya çalışırım. Evet arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. İnşallah diğer video en kısa zamanda gelir. Çekilişi düşünüyorum. Daha bilmiyorum ne yapacağımı. Dediğim gibi planlarım çok darmadağınık. Buradan takip edin. Takipte kalın. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.